Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 15 Mayıs Pazar İstanbul yarış programımıza tekrar sizlerle beraber. Evet, İstanbul'da 9 koşulu bir programımız var sevgili dostlar. Evet, Adana koşularını iş yerimizden sizlere buluşturdum. İstanbul programımızı bitirmiş bulunuyoruz. Sizlerle buluşturacağım sevgili dostlar. İnşallah dilediğimiz sonuca ulaşırız. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle tüm sevdiklerinize, herkese bol şanslar diliyorum. Evet, birinci koşu saatlerimiz 15.15'i gösterdiğinde bir mailing koşu. 3 yaşlı Arapların 1200 metre çimde mücadelesini izleyeceğiz. 8 safkanımız burada mevcut. Evet, bugün İstanbul'a dişi tay deneme, erkek tay deneme, bölünen 2 tane maidenimiz var. Gerçekten çok güzel bir program bizleri bekliyor. İnşallah dilediğim sonuca ulaşırız. Evet, burada Bakalı'na Mustafa Çiçek de Konci Bey sevgili dostlar. Yani yarın sürdüre favori çıkacaktır. Buna eminim. Yaptığı iki koşusu da üçüncülükle ayrıldı. Son üçüncülüğü gayet tatminkardı. Ama ben burada iki tane safkan önereceğim sevgili dostlar. Ben kendi kuponumda Konci Bey'e yer vermeyeceğim. Tabii ki yer verebilirsiniz. Ona bir şey diyemem. Bana diyebilirsiniz. Nasıl yorumluyorsun? Konci Bey'i niye yazmıyorsun? Bilmem ne. Tabii size kalmış bir şey sevgili dostlar. Yazabilirsiniz. Ben burada bir nolu gönülleri Bursa'dan geliyor. Fırat Aslan'la harika çalışmayla bu koşuya hazırlandı. Fırat Aslan da üstüne titriyor sevgili dostlar. İyi düğüm aldı bir safkan. Bursa'da yaptığı 800 metre çiminde şartlı birle. Öyle bir sprint attı geldi ki bu safkan. Yani kafada dik bir şekilde sevgili dostlar. Çok yakın ara bir dördüncülük. Yarışı çok gerilerde takip etti. Şimdi mesafenin uzaması gönül erine çok çok yarayacak sevgili dostlar. Benim ilk tercihim ikinci atımda Ankara'dan hazır gelen iki tane koşu gördüm. Biri Kocaeli'de, biri Bursa'da. Sonra Ankara'da bir mailing koşusunda 1000 metre çiminde bir dördüncülük de ayrıldı. Ben 5 nolu Duygu Tay'a da dikkat çekilmesini istiyorum sevgili dostlar. Benim burada sıralamam bir gönülleri aslında kazanmasını bekliyorum. Yani banko bile değerlendireceğim bir safkan aslında da Duygu Tay'dan çekiniyorum. Görkem Özçelik tercihine dişi bir kısırağımız 5 ile ben eksik etmeyeceğim. 1 ve 5 benim tercihim olacak. Konci Bey'i iki yarışında izledim. Yani o kadar pek ağam şağam gelmedi bana sevgili dostlar. Mustafa Çiçek'te. Yani kazanabilirim onu bilemem. Koşu koşmadan zaten kimse bilmez. Ama ben gönülleri Fırat Aslan'da ben bu koşunu çok çok ön planda tutuyorum. İlk tercihim ikinci atımda 5 nolu Duygu Tay diyeceğim. Burada iki safkan birinci altılık ayında yer vereceğim. Safkanlar olacak sevgili dostlar. Evet, ikinci koşumuz şartlı 3. 4 yukarı Arapların 2000 metre sentetik kumda mücadele verecek. Birinci beşlik aynımızda burada start alıyor. 6 safkanımız yer alacak. Evet, gruba şöyle bakıldığı zaman ön plana çıkan safkanlar var tabii ki. Bir nolu Afacan. Bu grupta bir tek Nibolu ile beraber koştu. 8 koşusunun ancak birini Nibolu'yu geçme başarısı gösterdi. Nibolu da 8 koşuda 7'sini Afacan'ı geçme başarısı gösterdi sevgili dostlar. Bunlar çimde olan koşuları, kumda da aynı şekilde geçme İstanbul'u sentetik geçme başarısı da göstermişti. Ya ben Altınoğlu Nibolu, Görkem Özçelik de bir iki adım önde tutuyorum. Etkili koşmasını bekliyorum. İkinci tercih edeceğim de iki nolu Afacan, Özcan Yıldırım'la ben bu iki safkanı ayırmayarak kuponda yer vereceğim. 6 ve 2 benim buradaki tercihim olacak sevgili dostlar. Evet, bir şey atladım. Tekrar birinci koşuya döneyim. Burada ikili sevgili dostlar. İkili deme unuttum. Gönülleri ve de 5 nolu Duygu Tay arasında ben gidip geldim. 1 nolu safkanımızı ben çok önde tutuyorum. İkili de deneyebiliriz sevgili dostlar. 3'ü de ilave edebilirsiniz. Yani 1-5-3-1-5-3 girerek bir ikili deneyebilirsiniz. Yani Konci Bey ben ikincilikte belki yer alabilir. Yani ben koşuyu kazanacağını düşünmüyorum. İkili içinde deneyebilir sevgili dostlar. Gelirse çok tatlı bir ikili alırız. Bunu da dile getireyim sevgili dostlar.
Evet, buradaki sıralamamızda 6-2 Afacan ve Nibolu bu koşuda yer vereceğim. Saf kadınlar olacak. Evet, üçüncü koşumuz bir maiden koşu. 3 yaşlı Arapların 1200 metre çimde mücadele verecek 7 piyasa birinci üçlü gayrımıza burada start alacak. 8 safkanımız yer alıyor. 2 ile 3 nolu safkanlar ekür olarak start alacaklar. Evet, yarış hayatına bir sentetikte mücadele verdi. Ondan sonra çimde bir koşu gördü. Son koşusunu Mehmet Kaya ile 1100 metre çiminde hatta 2-3 boyla geç çıkış yaptı. Sonlarda virajı dönerken 5. 6.lıktaydı sevgili dostlar. Virajı döndükten sonra sprintini attı ama maalesef yarış bitmişti. Bu 3.lükte kaldı. Şimdi 100 metre uzayan bu mesafe çok etkili koşacaktır. Ondan önce 1000 metre çiminde Halis Karataş'la Onat Kut'un liderlik alıp yarışı force edip kazanmasını bilmişti. Halis'te de 4.lükte virajı döndü. Çok rahat tempoyla geldi ve de 2.lükte kalmıştı. Tekrar Halis'le buluştu. 3 nolu safkanımız, yani ben bu grupta geçeceğini düşünmüyorum. Hem mesafede uzadı. 3 nolu safkanımız benim banko adayım olacak. Arkasına ikili denecek arkadaşlar için burada 2 nolu safkanımız, ben ekürüsünü de çok şanslı görüyorum. 2.lükte şans vereceğim. Ve de 8 nolu Safer'in incisi Müslüm Çelik de, o da yaptığı son İstanbul 1000 metre çiminde bir 4. gerilekte 2.lik şansına sahip olduğunu düşünüyorum. Ben 8'de arkasına bağlayacağım. 3 bankom, arkası 2 ekürüsü ve de 8 nolu safkanı bağlayarak bir ikili deneyebiliriz 3. koşuda sevgili dostlar. Evet, 4. koşumuz handikap 15, 3 yaşlı İngilizler 1200 metre çimde mücadele verecek 11 safkanımız yer alıyor. 2. altılık aynımız da burada start alacak sevgili dostlar. Evet, koşuya bakıldığı zaman tempo yarışı olacağını düşündüğüm bir koşu bizleri bekliyor. Yani burada Ah İstanbul geçen koşusunda da bir nolu safkanımızın kazandığı o koşuda, Badur'un kazandığı o koşuda çıktı. Liderliği aldı. Arkasına da sevgili dostlar altın olan Mr. Loverman yaptı Saadettin Boylaz'da. Virajdan sonra hemen kafaya aldı altın olan safkanımız. Ama mesafe uzun olduğu için birazcık kesildi. Sonra Saadettin Boylaz enseye bastı. Sonlarda Badu çok etkili geldi ve de yarışı kazanmıştı sevgili dostlar. Burada ben Altınoğlu Mr. Loverman'dan yana ilk tercihimi kullanacağım. Çünkü mesafenin kısa oluşu, Badu çünkü sonlarda çok sprint atarak geliyor. Eğer virajı 6-7 boy gibi bir dönerse, eğer Mr. Loverman zaten İstanbul yarışı force edecekti. Mr. Loverman arkasına yatacaktır büyük ihtimalle. Çünkü burada ara verip gelen safkanlarımız, 3 nolu safkanımız Akın Sözen'le Ayana Seri, 2 nolu safkanın bir dinçlik yarışı yapabilir. 205 günlük bir arası var. Benim ama ilk tercihim 6 nolu Mr. Loverman'e, çok çok dikkat. Saadettin Boyraz ilk tercihim. İkinci atım 3 nolu safkanımız Akın Sözen'le. Üçüncü atım 2 nolu safkanımızda mutlaka değerlendireceğiz. Badulav'a gelince sevgili dostlar, Badulav'da şöyle Badu'yla bir sefer ne koşmuştu Ankara'da 1400 metre çimde beraber koşmuşlardı. Onun da sonları etkili 9 nolu safkanımız. Ben bunu da es geçmeyeceğim, kuponumda yer vereceğim. Gerçekten zor bir koşu ve 1 nolu Badu diyeceğim artık. Sonlarda Erhan Akdoğlu atacağız sprintle, bakalım koşuyu kazanabilecek mi, ama zor bir koşu ikinci altılık aynımız. Buradaki sıralama benim 6 başta olmak üzere 3, 2, 9 ve 1 nolu safkanlara mutlaka ve mutlaka şans verelim sevgili dostlar. Evet, 5. koşumuz handikap 15, 4'lü yukarı Arapların 2400 metre çimde mücadele verecek 2. beşlik ayarımıza burada start oluyor. 10 safkanımız yer alıyor. Evet, gruba şöyle bakalım. Bay Patron büyük ihtimalle sürdürerek favori çıkma hak ediyor yani bu grupta. Sümeran liderliği alacaktır. Özgüran ona keza, o da Ayana Seri bir safkanımız. Yani bunlar 9 ve 10 nolu safkanlar koşuyu force edeceklerdir. Bir liderlik mücadelesi içine gireceklerdir.
Ama sonlarda Demir Yıldız, sevgili dostlar. Demir Yıldız'da son yaptığı bir beşinciliği var. Şartlı 4'te 1900 metre Çim'inde Ahmet Çelik de start almıştı. Subiken'i kazandı o koşuda. Sürpriz bir safkanın gurbet atışı. Meltem Kız, Tanır Kız. Bunların arkasında 5-6 boy gibi geç çıktı. Yarışı beşincilikle bitirdi. Yani birinci ile beşincinin arasında 6 boy gibi bir fark vardı sevgili dostlar. Yani 5 boy geç çıktı. 5 boyla beşincilikte kaldı. Ben bir nolu Demir Yıldız'ı ilk tercihim olacak. İkinci atım iki nolu Bay Patron. Okan Akay ile gerçekten İstanbul'da 2200 olsun, 2100 olsun güzel koşular çıkarttı. Şimdi Okan Akay ile Apprenti indirimine de gidilmiş, yanlış hatırlamıyorsam. İlk defa buluştu. 57,5 kilo ile start alacak. Bay Patron ikinci şans safkanım. Borjun El Semavi sevgili dostlar. Erhan Akdoğ ile start alacak. En son yaptığı Çimi Ahmet Çelik ile İstanbul Handikap 15'i kazanmıştı 1600 metre Çim'de. Bonjour El Semavi de ara sıra önlerde gitmeyi seven bir safkanımız. Yarışı ben 3. 4. ile takip edip sonlarda onun da çok güçlü atakları var Erhan Akdoğ'la. Devreye girecektir. 5 nolu Kerem Şah ve de 8 nolu Hanamichi'ye Berat Abiş'te çok çok dikkat diyeceğim ben sevgili dostlar. Bu safkanı ben ayırmayarak yer vereceğim. Buradaki sıralamam 1, 2, 3, 5 ve 8 nolu safkanlar olacak 5. koşuda. Evet, 6. koşu grup 1 erkek tay deneme koşusu olacak. 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre çimde müthiş kapışması bizleri bekliyor. 16 safkanımız yer alıyor. 4 gayemiz de burada start alacak. Evet, ekürlerimiz 1 ve 4 nolu safkanımız ve de 14 nolu safkanlarımız ekür olarak start alacaklar. Evet, ben burada yine iki safkanın arasında geçecek bir mücadele. Grup 1'de 1600 metre çiminde Çaldıran koşusunu Sigoş Gökhan Kocakaya ile kazandı. Final Dance hemen arkasında bir ikincilik elde etti. Ve de son koşusunda yine açık 3'te 1600 metre çiminde Gökhan Kocakaya ile yine Sigoş kazandı. Preveze koşusunu Final Dancer yine ikincilikte kaldı sevgili dostlar. Yarım boyla. Ben bu iki safkanın yine kapışması, müthiş bir kapışmaya girecekler. Hamaset yine liderlik alacaktır. Yani burada liderliği alacak çok safkan var ama Hamaset yine ön tarafta Halkla aynı şekilde liderlik isteyecektir. Panega olsun, Polp olsun. Yani yarış birazcık sürate binecektir. Bu sürate binmesi bu iki safkana çok yarayacaktır sevgili dostlar. Onlar da kimler? Sigoş 15 nolu safkanı ve de 4 nolu Final Dancer. Ben bu iki safkanı ayıramadım. Bunların müthiş kapışması sonlarda nefes kesecektir. Bakalım iki tane ikinciliğin ardından son verecek mi sevgili dostlar? Rövanşı alacak mı Sigoş'ta? Ben 15 nolu Sigoş ve de 4 nolu safkanımız benim bu koşuda öncelik vereceğim safkanlar olacak sevgili dostlar. Evet, 7. koşumuz Handikap 22 Mehmet Yavuz Yılmaz koşusu olacak sevgili dostlar. 1600 metre çimde 9 safkanımız yer alacak. İkinci üçlü gayemizin de başlangıç ayağı olacak. Evet, benim burada birazcık fazla safkana yer vereceğim sevgili dostlar. Şimdi şöyle yaptıkları şartlı 5'te bir mücadele vardı. Hamba Forever'ın 1600 metre çiminde liderliği almıştı sevgili dostlar. Halis Karataş'ta Tivoli'nin gerçekten o zaman da Çim'de birazcık ıslak mı 3.5 gibiydi. Islaktı. Çok iyi hatırlıyorum o koşuyu. Sonlarda Heva saldırdı, Tivoli saldırdı ve de Tivoli gelip Mambır Forever'ı tam fotoda yakaladı. Burunla geçme başarısı gösterdi sevgili dostlar. Şimdi burada bu grupta liderliği kim alır? Büyük ihtimalle yine Halis Karataş'la 9 kulvar çekse de liderliği isteyecektir, alacaktır. Heva gitmez önlerde, arkasına yatacaktır. Tivoli aynı şekilde sonlarda etkili gelecektir. Evet, burada 3 nolu safkanımız bir
yabancı jokey arkadaşımız da start alıyor. Bir kulvar çekme avantajında belki liderliği olabilir. Son yaptığı koşusunda Ayhan Kurşun da start almıştı. Bir beşincilik elde etti. Liderliği belki o alabilir. Benim burada ilk tercihim 4 nolu safkanımız olacak. Pardon 5 nolu safkanımız Mumber Forever. Halis Karataş'la bir liderlik alıp bir beyaz bayrak aynı yarışı yapabilir. İlk tercihim 5. İkinci atım 4 nolu safkanımız Gökhan Kocakaya'yla. Uzun aradan sonra tekrar çime çıkacak. Etkili koşacağını düşündüm. Bir safkan. 2 nolu Tivoli. 6 nolu Heva. 1 nolu Honorable. Ve de 3 nolu safkanımızı ben kesinlikle bu koşuda ayırmayacağım sevgili dostlar. Eliminatöre gelince yaptığı son 1400'de handikap 17. Görkem Özçelik'le gerçekten çok etkili bir koşu çıkarttı. Heva ile beraber koştu. Heva ile geçme başarısı gösterdi. Ama şimdi grup ona çok ağır geleceğini düşünüyorum. Tamam koşunun içinde yer alacaktır. Mücadelenin içerisinde kalmaya çalışacaktır ama yani birazcık zor diyeceğim ben sevgili dostlar. Geri planda bıraktım. Yani burada zevkli bir mücadele yine bizleri bekliyor. 5 başta olmak üzere 4, 2, 1, 3 ve 7 nolu safkanları yani kesinlikle ayırt etmeden kuponunda şans vereceğim 7. koşuda. Evet 8. koşumuz kısa vade 8 dişilere mahsus Hasan Adalı koşusu olacak. 4 ve Kore İngilizlerin 1600 metre çimle mücadelesini izleyeceğiz. 4 safkanımız burada kayıtlı sevgili dostlar. Evet yaptığı son koşularında hatta 1 nolu Atomic Blonde, Ales Karataş'ta 4 nolu Meliham sevgili dostlar. Meliham Ahmet Çelik'le start almıştı. Yine aynı jokerlerle start alacaklar. O koşuda biri Atomic Blonde, Halis Karataş'ta bir ikincilik, Meli Nam bir üçüncülük elde etti. Sonlarda o da çok güçlü geldi ama maalesef mesela 1400'dü. Hatta o zaman da çok iyi hatırlıyorum. Son 200'de hatta ortada bir kedi vardı. Yani atlar onun üstünden geçti. Bereket kediye bir şey olmadı. Sıyrılıp gitti. Dışarıca hatta spiker de bir ara ama böyle anlatırken tuhaf bir şekilde anlattı tam orayı. Videoyu izlerseniz tekrar göreceksiniz. İlginç bir an olmuştu. Ben burada Atomic Blonde sevgili dostu Halis Karataş'la bir iki adım önde tutuyorum ama Meliham da Atomic Blonde'la iki sefer beraber koştu. 1600 metre çiminde Atomic Blonde'da avlamayı bilmişti. Geçmesini bilmişti. Ben bu iki safkanın arasında mücadele geçeceğini düşünüyorum. 1 ve 4 ayırmadan bu iki safkanı yer verirsek rahat bir yarış seyrederiz sevgili dostlar. Yani 1 ve 4 benim için yeterli olacaktır bu koşuda. Evet 9. koşumuz grup 1. Dişilere ait dişi tay deneme koşusu 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre çimde mücadele verecek 21 safkanımızın mücadele içerisinde olacak. Gerçekten çok zevkli bir mücadele. Yine bizleri bekliyor. 2 nolu Baspalia ve de 7 nolu safkanımız Ekiro olarak start alacaklar. Evet benim burada banko adayım Legal Lady olacak. 12 nolu safkanımız Ahmet Çelik de bir kere start aldı. O da Ahmet Çelik de son koşusunu 1400'de İstanbul'da kısa vade 8'i kazanma başarısı göstermişti. Harika bir koşu çıkarttı 1400'de sevgili dostlar. Burada Roberta Mia, Kara Kraliçe, Anadolu Harikası bunlarla da beraber koştu. Baspalia aynı şekilde bunları da geçme başarısı göstermişti Ahmet Çelik'le. Yine aynı grupla start alacak. Ben yine Legal Lady'nin bu koşuyu galip geleceğini düşünüyorum. Benim banko adayım ikinci altılık ayımızın son ayında 12 nolu Legal Lady. Benim dişi tay denemede galip geleceğini düşünüyorum. Bankom olacak. Evet arkasına burada ikili deneyecek arkadaşlar için ben deneyeceğim sevgili dostlar. 13 nolu safkanımızı Halis Karataş'la değerlendireceğim ve de 16 nolu safkanımızı Özcan Yıldırım'la ben bunları ikincilik şansı olduğunu düşünüyorum. Arkasına bağlayıp bir ikili deneyeceğim. 12 nolu Lady. Benim bankom arkası 13 ve 16 nolu safkanları bağlayıp
birikili deneyebiliriz sevgili dostlar. Evet, Bursa'dan aktaracağım İstanbul şablonum için sizlere iki haftadır yorumladım. Gerçekten çok zevkli bir mücadele bizleri bekliyor. İnşallah dilediğimiz sonuca ulaşırız. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle tüm sevdiklerinizle bol kazançlı bir hafta sonu geçirelim. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlar.